Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızdaki hareket problemleriyle ilgili son testimizin çözümlerini yapacağız. Hemen başlayıp bitirelim ve hareket problemlerine de noktayı koyalım gençler. 80 basamakta bir yürüyen merdiven yukarı doğru sabit hızla hareket ederken Ahmet merdivenden farklı zamanlarda iki kez yürüyerek yukarı çıkmıştır. Ahmet ilk seferde merdivenin en üst noktasına varana kadar 45 basamak, ikinci seferde ise 60 basamak çıktığına göre Ahmet'in ilk seferdeki hızının son seferdeki hızına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar Ahmet'in ilk seferde 45 basamak yukarı çıktığından bahsediyor. O zaman şöyle diyelim Ahmet'in ilk hızı V1 olsun geçen süre T1 burada 45 basamağı eşit olsun. İkinci durumda Ahmet'in hızı v2, geçen süre t2, çıktığı basamak sayısı da 60'tır. Şimdi ilk durumda merdivene bakalım. Merdiven burada arkadaşlar hareket ediyor ya. 80 eksi 45'ten 35 basamak kadar ilerlemiştir. O zaman şöyle diyelim. İlk durumda merdivenin hızı çarpı geçen süre eşittir 35 basamak olacaktır. İkinci durumda ise 80 eksi 60'tan 20 basamak hareket etmiştir bu merdiven. Ve diyorum ki merdivenin hızı çarpı ikinci zamanda, ikinci kısımda geçen süre 20'ye eşit olacaktır. Bunu oranlayarak T1 bölü T2 buluruz. 5'e böl 4, 5'e böl 7. Buradan 7 bölü 4 gelir. Şimdi arkadaşlar burayı oranladığımızda ilk hızın sonuza oranına bakacağız. T1 bölü T2 7 bölü 4 bulmuştuk. Hemen işler dışlar çarpımından 4 çarpı 45 bölü 7 çarpı 60 gelir. 4'e böl 1, 4'e böl 15, 15'e böl 1, 15'e böl 3. İlk hızın son hıza oranı 3 bölü 7 olur arkadaşlar. Güzel soruymuş. Gelelim 2'ye. Aşağıda şekil 1 ve şekil 2'de çevre uzunlukları birbirine eşit dönme dolaplar gösterilmiştir. Bu iki dönme dolap saat yönünde sırasıyla ve 3 ve hızıyla aynı anda dönmeye başlıyorlar. Bakın arkadaşlar ok yönünde dönmeye başlıyor. Buna göre 1 ve 2 nolu kabinlerdeki iki kişi ilk kez hangi yatay seviyede yan yana gelir? Bir an algılayamadım. Ne demiş? İki kişi ilk kez hangi yatay seviyede yan yana gelir? Yan yana gelirden ziyade şunu demek istiyor arkadaşlar. İlk kez aynı hizada olur demek istiyor. Şimdi bakın. Burada bu V hızıyla, bu da 3V hızıyla ilerliyor. O zaman bu buraya geldiğinde yani 1 ilerlediğinde buradaki 3 ilerleyecek. 1 2 3. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bu 1 ilerlediğinde bu 3 ilerleyecek. 1 2 3. Şimdi bakın. Şekil 1'deki adam buraya gelecek. Şekil 2'deki adam aynı süre içinde buraya gelecek. Sonuçta ilk kez C'de aynı hizada olacaklar. Gelelim 3'e. Aşağıdaki grafik bir hareketlinin hızının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Hareketlinin yol boyunca ortalama hızı saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar alınan yol hız çarpı zamandır. Burada hızı yalnız bıraktığımızda x bölü t olarak buluruz. O zaman ortalama hız arkadaşlar bakın 1, 2, 3 tane var x1 artı x2 artı x3 bölü t1 artı t2 artı t3 ile hesaplanılır. Şimdi ortalama hızı hesaplayalım arkadaşlar. İlk başta şuradaki alana bakar mısınız? Hızla zamanı çarptığımızda bu alanı verir. Yani alınan yolu verir. 100 çarpı 2'den 200 olur. Artı. Şimdi gelelim şuradakine arkadaşlar. Burası da 130 çarpı 2'den alınan yol 260 olur. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlarım 80 çarpı 1'den alınan yol 80 olur. Toplamda geçen süre ise 5'tir. Burayı düzenleyelim. 340, 200 daha 540. 540'ı 5'e böldüğümüzde 108 olarak buluruz. Demek ki ortalama hızımız 108 km bölü saatmiş. Aşağıdaki şekilde bir metro istasyonundaki yürüyen merdiven gösterilmiştir. Dakikada 16 metre hızla yukarı doğru hareket eden bu merdivende merdivenin hızı 16 metre bölü dakikaymış. Hızı dakikada 48 metre olan Uğur adamın hızı da 48 metre bölü dakikaymış. 18 saniyede çıkıp inebiliyor. Merdivenin boyu kaç metredir? Arkadaşlar dikkat edin. Hız burada dakika cinsinden verilmiş. Metre bölü dakika. Süreyi de saniye olarak vermiş. O zaman bu süreyi 60'a bölerek dakikaya çevirebiliriz. Bu kadar dakika hareket ediyor. Çıkarken arkadaşlar t süre hareket etsin. İnerken de o zaman 18 bölü 60 eksi t süre hareket edecek. Çıkarken merdivenle aynı yönde olduğu için Burada hız 48 artı 16'dan 64 olur. Geçen süre t'dir ve burada alınan yolda basamak sayısını ya da merdivenin uzunluğunu verir. Bu merdivenin uzunluğu aynı zamanda arkadaşlar inerken de hızı 48 metre bölü dakikaya merdiven yukarı doğru hareket ettiğinden bu sefer hızların farkını alıyorum. 48 eksi 16'dan ne geliyor? 48'den şöyle 16'yı çıkartalım. 32. 32 hız oluyor. Geçen sürede 18 bölü 60 eksi t oluyor. Sadeleştirelim. 2t eşittir 18 bölü 60 eksi t. 3t eşittir 18 bölü 60. Sadeleştirdiğimizde t 6 bölü 60'dan 1 bölü 10 gelir. Bizim merdivenin boyu kaç metredir diyor. Merdivenin boyu 64t'ye eşittir arkadaşlar. O zaman 64 çarpı 1 bölü 10'dan sadeleştirirsek 32 bölü 5 olarak buluruz. Aşağıda ABC ülkelerinde bulunan ve doğru zamanı gösteren dijital saatlerin aynı andaki görünümleri verilmiştir. Aynı andaki görünümleri arkadaşlar. A ülkesinden yerel saat ile saat 15'te yola çıkan iki araçtan biri B ülkesine, diğeri ise C ülkesine hareket etmektedir. O zaman şöyle gösterelim. Saat kaçta hareket ediyormuş? 15'te. Bir de bu şekilde arkadaşlar. B ülkesine giden araç C ülkesine giden araç C'ye ulaşmadan 5 saat önce B ülkesine ulaşmıştır. O zaman A, B arası T saat sürüyorsa arkadaşlar burası da T artı 5 saat sürmesi lazım. A ülkesinden B ülkesine giden araç ertesi gün B ülkesinin yerel saatine göre 8'de B ülkesine ulaşmaktadır. Arkadaşlar B'nin saatine göre 8'de ulaşıyor. Şimdi şöyle düşünün. A ile B arasında ne kadarlık bir fark var? 1 saat. O zaman A'nın saatine göre bu saat kaç olmalıdır? 7. 15.00'da hareket ediyor. Sabah 7'de A'nın saatine göre B'ye varıyor. Arada kaç saat var arkadaşlar? Şimdi 15'ten 24'e yani 00'a kaç saat var? 9 saat var. 7 saat de burada var arkadaşlar. 9 artı 7'den toplamda 16 saat yolculuk sürmüş. Burası 16 saat. O zaman A'dan C'ye 16 artı 5'ten 21 saat sürmesi gerekir. C ülkesine giden araç, C ülkesinin yerel saatine göre saat kaçta C'ye varır? Önce A'nın saatine göre hesaplayalım. Arkadaşlar saat 15'te yola çıktı ve 21 saat A'dan C'ye gitme süresi olduğuna göre bunu ekliyorum. Ne geldi? 36. 3600 diye bir saat yok. O yüzden 36'dan arkadaşlar 24'ü çıkartıyorum. Ne geldi? 12. Yani A'nın saatine göre öğlen 12'de C de olması lazım. Ama C'nin saatine göre bu saat kaçtır arkadaşlar? A ile C arasında 2 saat var. C saati A'nın saatine göre 2 saat ileri. O yüzden A'nın saatine göre saat 12'de C'de oluyorsa C'nin saatine göre 2 saat eklediğimizde bu saat 14 olur arkadaşlar. 6'ya bakalım. Aşağıdaki şekilde her biri 60 santim uzunluğundaki 3 ip aynı anda yakılıyor. Ateşin ilerleme hızı yeşil ipte saniyede 6 santim, sarı ipte 3, mavi ipte 2 santim olduğuna göre ipin tamamı kaç saniyede yanar? Arkadaşlar buradaki her bir ipin uzunluğu 60 santim. O zaman yeşil ip toplamda kaç saniyede yanar? 60 bölü 6'dan 10 saniyede yanar. Tabi geçen bu 10 saniye içerisinde diğer ipler ne kadar yanıyor? 1 saniyede 3 santim, 10 saniyede 30 santim yanar. 1 saniyede 2 santim, 10 saniyede 20 santim yanar. İpin kalan kısımları nereler arkadaşlar? 60 eksi 30'dan 30 olur. 60 eksi 20'den 40 olur. Kalan ipler bu şekilde. Sonra sarı ipe bakın arkadaşlar. Sarı ipi şöyle gösterelim. Hem buradan yanacak hem de buradan yanacak. 1 saniyede 3 santim yanıyordu. Buranın boyu 30 santim. 1 saniyede hem 3 santim buradan hem 3 santim buradan yanacağı için toplamda 6 santim yanacak. 1 saniyede 6 santim yanıyorsa 30 bölü 6'dan buradaki ipin bitme süresi 5 saniye olacak. Tabii ki arkadaşlar kalan 30 santim için söylüyorum. İlk başta zaten 10 saniyede şu kadarı yanmıştı. Kalan 30 santimi ise 5 saniyede yanacak. Şimdi buraya bakalım mavi ipi. Hem buradan yanacak hem buradan yanacak arkadaşlar. 1 saniyede 2 santim buradan 2 santim buradan olmak üzere toplamda 4 santim yanacak. 1 saniyede 4 santim yanıyor. 40 santimlik ip için 40 bölü 4'ten 10 saniye geçmesi gerekir. Şimdi bakın arkadaşlar. Nasıl hesaplıyorum? İlk 10 saniyede buradaki ipin tamamı yandı. Şurası yandı. Burası yandı. Sonra buradaki sarı ip 5 saniyede yanacak. Buradaki mavi ip kalanı 10 saniyede yanacak. Yani en fazla burada toplamda 10 saniye daha zaman geçecek. O zaman bütün ip 20 saniyede yanar arkadaşlar. Gelelim 7'ye. Murat evinden 2 kilometre uzaktaki okuluna V metre hız ile T dakika gitmektedir. Dikkat edin arkadaşlar. Hızı metre bölü dakika olarak vermiş. Süreyi de dakika olarak vermiş. O zaman alınan yolda metre olarak çıkmalı. Şimdi diyorum ki V metre hız ile T dakikada gidiyorsa evden okula. V metre çarpı t dakika eşittir 2000 metre olur. Devam edin. Murat hızını 2 bölü 5 oranında azaltarak, yani V'nin 2 bölü 5'i 2V bölü 5'tir azalttığı için de arkadaşlar hızı 3V bölü 5 olmuştur. 3V bölü 5 hızıyla evinden okula doğru t dakika yürüdüğünde, t dakika yürüdüğünde A noktasına ulaşmaktadır. Şuraya x diyelim. Noktasının okula uzaklığı kaç metredir? Yani arkadaşlar 2000 eksi x'i soruyor metre olarak. Arkadaşlar vt 2000'e eşit. Ben şuraya 2000 yazarsam oranladığımda 400 gelir. 3 çarpı 400'den x'i 1200 metre buluruz. x'imiz 1200 metre ise a ile okul arası 2000 eksi 1200'den 800 metre olur. Gelelim 8'e. Aşağıdaki şekilde verilen 180 metre uzunluğundaki bir tren sabit hızla boyu 300 metre olan tünele girdiği andan itibaren 4 dakika sonra tünelden tamamen çıkmıştır. Trenin hızı dakikada kaç metredir? Bakın gençler alınan yol hız çarpı zaman değil mi? Yol nedir? Trenin boyu artı tünelin boyudur. Yani 480 metredir. Hızımız bu. Geçen sürede 4 dakika arkadaşlar. O zaman hızı nasıl buluruz? 480 metre bölü 4 dakika şeklinde. Bu da bize 120 metre bölü dakikayı verir. Hızı dakikada kaç metredir diyor. Dakikada kaç metreymiş? 120 metreymiş. Buradaki birimleri bilerek yazdım arkadaşlar. Dikkat edelim diye. A kentinden B kentine sabit hızla harekete başlayan bir otomobil yol boyunca hızını değiştirmemiş. 8 saatte B kentine ulaşmıştır. Otomobil harekete başladıktan 2 saat sonra hız ve kilometre sayıcının görünümü aşağıdaki gibidir. Arkadaşlar hızı 85'miş. Hızını değiştirmediyse 85 ile devam edecek. Otomobil B kentine ulaştığında kilometre sayıcının gösterdiği değer aşağıdakilerden hangisidir? 2 saat sonra bu şekildeymiş. Bu adam toplamda 8 saat hareket edecek. O zaman 8-2'den 6 saat daha devam etmesi gerekiyor. Hız çarpı 6 diyorum. 6 kere 5 30. 6 kere 8 48. 510 olur. Yani bu adam 510 kilometre daha yol alacak. Arkadaşlar kilometre sayacına 510 kilometreyi de eklediğimde 5, 9, 0, 7, 217, 95 gelir. Gelelim 10'a. Dairesel bir pistin A noktasından harekete başlayan bir araç her bir tam turdan sonra hızını 2 kat artırıyor ve toplam 3 tur atıyor. Şu ifadeye dikkat edin arkadaşlar. Hızını 2 katına çıkartıyor demiyor. Hızını 2 kat artırıyor diyor. Şimdi birinci turda hızı V. ikinci turda hızını 2 kat artırdığı için 3V olur. Üçüncü turda hızını 2 kat artırdığı için 9V olur. Bakın hızları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi pistin çevresine de x diyelim. O zaman x eşittir vt formülünden geçen süre yol bölü hız olur. O zaman burada geçen süre x bölü v'dir. Pistin çevresini x demiştik. Burada geçen süre x bölü 3 v'dir. Burada geçen süre x bölü 9 v'dir. Şimdi t1, t2, t3 arasında nasıl bir bağıntı var? Onu yapalım arkadaşlar x bölü v'yi yalnız bırakalım. Bakın burada x bölü v ifadesi 3 t2 eşit. Burada x bölü v ifadesi 9 t3 eşit. Burada da t1 eşit. O zaman her birinde x bölü v ifadesi aynı olduğu için t1 eşittir. 3 t2 eşittir. 9 t3 olur. Yani cevabımız a'dır. Sabit hızla giden a ve b hareketlerin yol zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Hemen hızlarını bulabiliriz arkadaşlar. Çünkü yol hız ile zamanın çarpımına eşittir. Hızı nasıl buluruz? Yol bölü zaman ile. O zaman arkadaşlar A'daki hız burada yol 120 sürede 4 olduğu için 30 olur. Kilometre bölü saat. B'deki hız arkadaşlar yol 60 kilometre süre 3 buradan da 20 kilometre bölü saat olur. Devam edelim. Bu iki hareketli çevre uzunluğu 100 km olan dairesel bir pistte aynı noktadan aynı anda aynı yönde grafikteki hızlarıyla hareket ederlerse hareketlerinden kaç saat sonra ilk kez yan yana gelirler. Pistin çevresi 100 kilometreymiş. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Bir tanesinin hızı 30, bir tanesinin hızı 20 kilometre bölü saat. Şimdi ilk kez yan yana gelmesi için hızlı olanın yavaş olana bir tur fark atması gerekir. E bir turda pistin çevresini eşit arkadaşlar. O zaman yazalım. Pistin çevresi eşittir. Hızları arasındaki fark çarpı geçen süre. 100 kilometre eşittir 10 t. Bu arada 10 dediğimiz ifade kilometre bölü saattir. Burası da kilometre olduğundan arkadaşlar geçen süreyi saat olarak buluruz. Demek ki 10 saat sonra ilk kez yan yana geliyorlarmış. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki şekilde A noktasından en yavaştan hızlıya doğru ikişer saat arayla hareket eden 3 hareketlinin saatteki hızları sırasıyla V2 ve 3 V'dir. Arkadaşlar ikişer saat arayla hareket ediyormuş. Üçüncü hareketli birinci hareketli B'de yakaladığı anda ikinci hareketli C'ye ulaşmıştır. AC bölü BC nedir diyor. Şimdi arkadaşlar sırayla gidelim. Birinci hareketli 2 saat gidince ikinci hareketli harekete başlıyor. Sonra iki saat daha hareket edince bu sefer üçüncü hareketli harekete başlıyor. Şimdi üçüncü hareketlinin hareketi başlama anına kadar gözümüzde şekli canlandıralım. Birinci hareketli toplamda 4 saat hareket etmiş olacak. Hız çarpı süreden V çarpı 4'ten 4V kadar yol alır. Bakın ben şuraya birinci hareketli diyorum. 4 V'ye kadar yol aldı. İkinci hareketli 2 iki saat hareket etmişti. O da 2 V çarpı 2'den. Bu da 4 V'ye kadar yol alır. Ve üçüncü hareketli de buradadır. Şuraya B diyelim arkadaşlar. Şurası da C olsun. Şimdi diyor ki bize. Üçüncü hareketli birinci hareketliyi B'de yakaladığı anda. Burada 3. hareketlinin başlama anından t kadar süre geçmiş olsun. O zaman t kadar sürede üçüncü hareketli 3 vt kadar yol alır. Birinci hareketli arkadaşlar t kadar sürede v çarpı t kadar yol alır. 2. hareketli c'ye ulaştığından ikinci hareketli t kadar sürede 2v çarpı t'den 2vt kadar yol alır. Şimdi bize ne diyor? AC bölü Arkadaşlar öncelikle şunu bir bulalım. Sonra istenilene bakalım. Burada şurası A idi. A B arası 4V artı VT eşittir. Burada da 3VT'ye eşittir. O zaman 4V ifadesi 2VT ise geçen süreyi 2 saat olarak buluruz. Arkadaşlar geçen süre 2 saat ise burası 2V olur. AB arası toplamda 4V 6 2V'den 6V olur. T'yi 2 bulmuştuk. 4V artı 4V'den AC arasını 8V buluruz. Şimdi bakın AC arası 8V. BC arası nedir? 8V eksi 6V'den 2V'dir. Ve istenilen oran da 4 olur. Evet arkadaşlarım böylelikle hareket problemlerine noktayı koymuş olduk. Bir sonraki dersimizde periyodik durum ve örüntü problemleriyle ilgili sorularımızı çözeceğiz. Umarım buraya kadar her şey güzelce anlaşılmıştır gençler. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.